Çen, benim tatlı çöreğim. Onunla tanıştığımdan beri hayatım çok değişti. Ah, gerçek aşk muhteşem bir şey. Ve insana yaptırabildikleri çılgınca şeyler. Aşkım için yaptığım ilk çılgınlığı hatırlıyorum da. Görüşürüz. Ödevleri yapmayı unutma, tamam mı? İstersen ödevleri bitince bize gelin. Hey Cedric, hadi. Ne? Aman tanrım, bu çocuğun yine ne acelesi var? Çok merak ettim. Oldu büyük baba. Bu da ne? Oldu dedim. Ne oldu küçük adam? Tahmin et, tahmin et. Bunun Kanne'nin ilgisi olması beni şaşırtmazdı. Ama pes etmek zorundayım evlat. Bu Çen'le ilgili. Sonunda Çen benimle birlikte sinemaya gitmeyi kabul etti. Yarın Kılıç ve Klon'u birlikte izleyeceğiz. Bu harika, öyle değil mi? Küçük kız arkadaşı gerçekten aklının başından almış değil mi Mary Rose? Ha, bu bana çocukluğumu hatırlattı. Bu doğru. Gerçekten muhteşem bir andı. Bu aylardan beri beklediğim bir şeydi. Çen çok ürkek olsa bile sonunda sinema davetimi kabul ederek bana olan aşkını itiraf etmiş oldu. Elbette küçük bir sorunumuz vardı. Parasızdım ve bu haksızlıktı. Çaresizce buna bir çözüm aradım. Çen için her şeyi yapmaya hazırdım. Ne olursa olsun. Gerekirse bunun için banka bile soyardım. Bunun içine iki kişilik sinema bileti alacak kadar para koy. Ve bozuk olsun. Yanlış bir hareket yapma. Ama ya yakalanacak olursam ve hayatımın geri kalanını hapiste geçirirsem? Bence bu fazla riskliydi. Çen bu ayrılığa kesinlikle dayanamazdı. Hayır, bu planda fazla açık vardı. Ama neyse ki daha iyi bir şey düşünmüştüm. Büyük babamın dediği gibi ihtiyaç icatların anasıdır. Anlıyorum küçük adam. Kendini acındırıyorsun. Kelebekler uçuşuyormuş gibi görünüyor. Endişe edecek bir şey yok. Bunu hepimiz yaşadık. Büyük annem Martha ile ilk kez sinemaya gittiğim günü hatırlarım. Benim de kelebeklerim vardı. İlk kez o zaman elini tutma cesaretini göstermiştim. Daha sonra onu bir restorana götürmüştüm. Ve orada ilk kez öpüşmüştük. Aman tanrım. Bunu asla unutmadım. Elbette bunların bir maliyeti vardı. Ama bunun önemi yoktu. Ne de olsa aşıksan parayı kim düşünür değil mi küçük adam? Aklıma gelmişken büyük baba. Orada kal, derdini anladım. Domuz kumbaranın midesi yine boş olmalı. Görünüşe bakılırsa harçlıklarını hemen harcıyorsun. Bir kısmını biriktirmek zorundasın. Biriktirdim büyük baba ama bu işi bana bu kadar pahalıya patlayacağım nereden bilebilirdim? Dediğin gibi parayı kim düşünür? Burada olman hiç doğru değil küçük adam. Al bakalım, al. Hayır büyük baba, ben çok az paran olduğunu biliyorum. Bunu alamam lütfen. Biliyor musun, sen gerçekten dünyanın en harika büyük babasısın. Mary Rose, buraya gel. Evet baba, ne istiyorsun? Bak Cedric bana ne verdi. Ah, sana bunları mı verdi? Bu çocuk sinirlerimi bozuyor benim. Bu babasına son doğum gününde verdiğim hediyeydi baba. Aman tanrım. Yine şikayet ediyorsun değil mi? Eve gelmek her zaman büyük bir zevk. Beni iyi dinle halı satıcısı. Ben sadece doğu kilimleri satıyorum, tamam mı? Üstelik bana ait olan sende ne arıyor onu anlayamadım.
Sanırım bunları senden çaldığımı ima ediyorsun. Ha, belki de bu olabilir. Tuhaf huyların arasında kleptomanlık da varsa bu beni hiç şaşırtmaz. Elbette bunlarla gerçekten oyun oynamayı düşünüyorsan benim sana hediyem olsun tabii ki. Hediye mi? Bu ne cüret Robert? Bu benim adam. Affedersin baba. Affedersin büyük baba. Bu aşk. Çene olan aşkım aklımı başımdan aldı. Ben suçluyum. Ben bir canavarım. Yaşamayı hak etmiyorum. Sakin ol küçük adam. O kadar kötü değil. Merak etme. Bu kadar abartmana gerek yok. Gerçek aşkın size her şeyi yaptırabilmesi olağanüstü. Babam sinema bütçeme katkıda bulunmayı bile kabul etti. Aslında her şey yoluna girmişti. Kalplerimizin atışını şimdiden duyabiliyordum. Ah Vanessa, uzun zamandır bu anı bekliyordum. Ah Rudolf. Kalbim delice atıyordu. Artık birlikteydik. Hayır, o gece çok uyuduğumu söyleyemezdim ama sabah olduğunda öyle heyecanlıydım ki her zamankinden çok daha mutluydum ve sabırsızdım. Benim için unutulmaz bir gün olacaktı. Ve bunun için hazır olmalıydım. Evet. Merhaba büyük baba. Nasılsın? Kendini iyi hissetmiyor musun büyük baba? Küçük kız arkadaşına yakışıklı görünmek istediğini biliyorum Cedric ama biraz abartmışsın değil mi? Ne? Tamam, Chen'in gerçekten seveceği parfüm konusunda karar vermekte bir parça zorlanmıştım. Sevgilinizle ilk kez sinemaya gidecekseniz hazırlık yapmanız gerekir. Ve ben hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyordum. Ama onunla buluşacağımız zaman yaklaştıkça heyecanım da artıyordu. Yemek yemek imkansız gibiydi. Sanki midem yorgunluktan düğümlenmişti. Cedric, hiçbir şey yemedin tatlım. Onunla buluşacağın için biraz gerginsin, öyle değil mi küçük adam? Bu senin ilk aşkın. İnsanın hayatında kalıcı iz bıraktığı doğru. Aileninle ilk buluşmamızı sanki dün hatırlıyorum. Nihayet odamda kalmamın daha iyi olacağına karar verdim. Onlara ev ödevlerimi yapacağımı söyledim. Böyle bir günde ev ödevimi. Sadece yalnız kalmak istiyordum. Elbette Chen'i düşünebilmek için. Karanlık sinema salonunda yan yana otururken olabilecek her türlü şeyi hayal ediyordum. Onunla bakışacaktı. Ve elini tutacaktım. Ah Vanessa, sen, ben ve burası. İkimize dondurma alacaktım. Ve sonra onu ilk kez öpecektim. Büyük babamla büyük annem Martha gibi. Ve sonra gitme zamanı gelmişti. Oraya kadar koşarak gitmiştim. İlk buluşmamıza asla geç kalamazdım. İki bilet istiyorum. En iyi yerden olsun. Teşekkür ederim Cedric. Parfüm mü sürdün Cedric? Bunu bilmiyordum. Parfümünün kokusu gerçekten çok sert. Ben parfüm sürmedim. Hayal görüyor olmalısın. Parfüm kızlara göre bir şeydir bir kere. Ve sonra oradaydık. Sinema salonundaydık. Birbirimize çok yakındık. Hiç olmadığı kadar yakındık. Tıpkı hayal ettiğim gibi bir şeydi. Gece gündüz hep bunu düşlemiştim. Tek şey dışında. O andan sonra neler olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum. Yani hiçbir şey.
Hı? Uyandığımda sinemada yapayalnızdım. Film çoktan bitmişti ve Chen gitmişti. İnanılmaz bir fenomen. Aslında Christian film sırasında uyuyakaldığımı söylüyor. Şu Christian ne salak bir çocuk. Aşkla ilgili hiçbir şey bilmediği kesin. Bana gelince bu yaşadığım bir şoktu. Bir yerde okumuştum. Bu aşk öyle güçlü bir duyguydu ki her şeyi unutmama neden olmuştu. Ve o gün hissettiğim duygulara gelince hepsi de gerçekti. Neyse ki Chen'i yeniden gördüğümde onun da her şeyi unuttuğunu fark ettim. Zavallı Chen, onun yaşadığı şok benimkinden çok daha büyük olmalı. Bu tür şeyleri unuttuğunuzda hayat gerçekten çok tuhaf oluyor. Ah! Gelecek sefer çıktığımızda unutmamayı tercih ederim. Bunun için daha önce iyi bir uyku çeksem çok daha iyi olacak. Bu da benim sırrım. Yine de itiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok önemli. Hiçbir şey hatırlamasanız bile. Bir aşk mektubu yazmanın bu kadar zor olduğunu bilseydim... Daha en başında böyle bir işe kalkışmazdım. Her zamanki gibi bu da Nicholas'ın hatasıydı. Bu çocuk kızların kendisini fark etmesi için her zaman bir şeyler yapıyor. Evet, Christian'la parkta dolaşıyorduk ve Nicholas'la karşılaştık. Hey bak Cedric, bu Nicholas. Ve gün batışının solan ışığı sevgilimin mavi gözlerine yansıyordu. Galiba göz atsak iyi olur. Gözlerin geceleri tıpkı yıldızlar gibi parlıyor. Ve gülümseyişin beni sihirli dünyaya sürüklüyor. Ve kafan da bir fil kadar büyük. Sesin kristal bir kadeh gibi kalbime çarpıp yankılanıyor. Ne? Gözlerin yıldızlar gibi. Gülümseyişin içimi yakan bir... Cedric, kendinden utanmalısın. İşte böyle kaç. Seni bir daha görmek istemiyorum. Seni aklımdan sildim. Seni gerçekten aklından sildi. Elbette bu şaşırtıcı sayılmaz. Kızlar daima şairlere aşık olur. Müzisyenlere de. Elbette ressamlar da var. Emin misin? Hey, bir fikrim var. Neden ki ne güzel bir mektup yazmıyoruz? Bunu sevecektir. Aşkını ilan eden bir şey. Nasıl olabilir mi? Delisin sen. Benim edebiyatım berbattır. Öyleyse kendine bir model seç. Büyük yazarlar her zaman kendilerinden önceki yazarlardan etkilendiklerini söylerler. Gretchen gerçekten haklıydı. Meydanı kesinlikle Nicholas'a bırakamazdım. Yani denemek zorundaydım. İşin en zor kısmı kendime bir model seçmekti. Neyse ki aklıma bir fikir gelmişti. Şunu dinle. Günlerim sensiz çok uzun ve sıkıcı görünüyor. Fena değil ha? Ama bu benim durumuma uygun değil ki. Chen'i bu sabah gördüm daha. Sadece hayal gücü hepsi bu. Birine aşık olduğunda zaman daima çok yavaş geçer. Tıpkı okuldaki gibi. O halde... Evet tamam, işte oldu, bitirdim. Hey, neden oraya gizli bir hayranın yazdığını anlayamadım. Çünkü işi sağlama aldım. Eğer mektup Chen'in eline geçerse ona benim yazdığımı söyleyeceğim. Aksi halde... Cedric! Yemek için hazır mısınız çocuklar? Daha hazır değiliz anneciğim, biraz daha ders çalışacağız. Tamam, nasıl isterseniz. Ay. Harika, sıra zor kısmında. Bu mektubu Chen'e benden geldiğini belli etmeden vermek zorundayım. Hayır, beni bu işe bulaştıramazsın. Elbette dostum.
O zaman mektubu benim yazdığımı hemen anlar. Merak etme, benim bir planım var. Emin misin Cedric? Çünkü Caligula biraz şey... Her sabah Bayan Bertrand'ın gazetesini götürüyor. Yani... İşte oğlum. Git hadi. Bunu çene götür. Hey, o tarafa değil. Ah, merhaba sevimli köpek. Bu benim için mi? Caligula konusunda seni uyarmıştım, değil mi? Yere yat. Bak Jack, biri bana aşk mektubu göndermiş ve kimin gönderdiğini bilemiyorum. Aman tanrım, umarım senin el yazını tanımaz. Çünkü Can bu sefer seni kesinlikle affetmez. Büyük bir felaketin eşiğindeydim. Çen'in el yazımı tanıdığında olabilecekleri bir düşünsenize. Ama inan bana Çen. Mektup aslında sadece... Cedric şunu kafana sok, artık aramızda hiçbir şey kalmadı. Ama Çen... Oh. İşler karma karışık olmuştu. Her şeye rağmen tek bir şeyden emindim. Artık aynı modeli kullanmayacaktım. Bir sorun mu var küçük adam? Sen de gençliğinde aşk mektupları yazar mıydın büyük baba? Elbette yazardım. En güzellerini hem de. Büyük annen o mektupların bir tekini bile atmazdı. Onları bir araya toplardı ve beyaz bir kurdeleyle bağlardı. Ve anılarını canlandırmak için onları yeniden okurdu. Ölüm saatim yaklaştığında hepsini birden yakacağım. Sırlarımızı herkesin paylaşmasından nefret ederim çünkü. Yine de sırlarımızdan birini seninle paylaşabilirim. Hangi sırmış bu ha büyük baba? Ona ne zaman bir mektup göndersem içinde biraz parfüm olurdu. Aradığım şeyi bulmuştum. Parfüm işi tam çene göre bir şeydi. İçeride işin bitti mi Cedric? Uzun sürecek mi? Az kaldı büyük baba, birazdan senindir. O kadar da erken çıkmadı. Burası biraz ağır kokuyor Cedric. Impulse'un ayak spreyinden. Bütün gün burada kalacağın için bahar kokusunun tadını çıkar. Bu çocuk aklını kaçırmış olmalı. Bu sefer mektubu kaybetmeyeceğimden emin olmalıydım. Bu çok tehlikeliydi. Mektubu çene ben verecektim okuldan sonra. Bak ne buldum baba. Az önce Cedric'in odasını toparlıyordum. Ders kitaplarından birinin içinden yere bu mektup düştü. Bir mektup mu? Daha çok bir karalama gibi. Bunu kız arkadaşına göndermeye niyetlendiğinden eminim. Umarım okumaya kalkmaz. Neden olmasın? Kendi oğlunun küçük sırlarını bilmenin kimseye zararı olmaz ki. Üstelik ben onun annesiyim. Çocuk bundan hoşlanmayacaktır. Benim küçük ördeğim. Sabahtan akşama kadar hep seni düşünüyorum. Robert da bana mektup yazdığı zaman hep bu cümleyle başlardı. Aileni seviyorum. Özellikle de anneni. Baban da fena sayılmaz ama her zaman dik kafalı gibi. Robert da hep böyle yazardı. O halı satıcısı beni şaşırtmıyor. Oh! Küçük canavar! Cedric Robert'ın yazdığı mektuplardan birini almış. Onları sandığımda saklıyordum. Affedersin Cedric, daha bekleyecek miyiz? Aslında pek sayılmaz Bayan Nelly. Bu koku nedir Cedric? Bayan Nelly herkesin ortasında benim mektubumu okumak üzereydi. Benimle dalga geçeceklerdi. Berbat kokuyor. Senden bunu hemen dışarı atmanı istiyorum. Parfüm yazıların mürekkebini dağıtmıştı.
Planım yine fiyaskoyla sonuçlanmıştı ama ben kurtulmuştum. En azından öyle sanıyordum. Mektupların odamda güvende olacak Mary Rose. Küçük solucan. Bana ait özel şeyleri karıştırmak neymiş soracağım. Mektupları yanlışlıkla bulmuş olabileceğini de düşünmelisin. Sonra kocanın tarzından etkilendi ve kız arkadaşını bu şekilde büyülemek istedi. Zararsız bir hareket. Aman tanrım. Merak etme. Senin mektuplarını da orada buldum baba. Hadi o kadar somurtma dostum. Büyük babanın tarzı fena sayılmaz. Yerinde olsam yeniden denerdim. Ne kaybedersin ki? Haklısın. Bir riski yok sadece. Evet, geçsem iyi olacak. Daha önce hiç olmadığı bir şekilde yakalanmıştım. Bazen yanlış anlaşılmak gerçekten çok kötü olabilir. Onlara dünyanın en iyi yazarları olduklarını açıklamak için elimden geleni yaptım. Benim modellerimdiler ama ikisi de bununla ilgilenmedi. Yine de bu başarısızlığı kabul edecek değildim. Evet, neyse ki bir fikrim daha vardı. Bu sefer gerçekten bir riski yoktu. Fena değil. Bunu tek başına mı yazdın? Sayılır. Bir şiir kitabından biraz faydalandım ama bu sefer yazarıyla bir sorunum olmayacak. Adam uzun zaman önce ölmüş. Sence Chen'in hoşuna gider mi? Merhaba çocuklar. Ne kadar güzel bir kaykayın varmış biliyor musun? Onu denemeyi çok istiyorum doğrusu. Bana kaymayı öğretir misin? Elbette öğretirim. Bir dakika Cedric, şunu unutma. Ha? Korkuncu dakika. Beraberlik sayısı. Ben kazandım anlıyor musun? Geliyor musun Chen? İnanamıyorum. Şu Christian ne aptal bir çocuk. Her şeyi mahvedecekti. Kızlarla ilgili konuları hiçbir zaman anlayamayacak. Chen, beni sevdiğini biliyorum. Bu yüzden şiirlere de mektuplara ihtiyacımız yok. Kaydığımız sırada bunu onun gözlerinde gördüm. Ayağını şuraya koy. İşte böyle. Sakın beni bırakma Cedric. Merak etme, seni tuttum. Korkacak hiçbir şey yok. Beni sıkıca tut olur mu? Mükemmeldi. Nicholas bile yapamazdı. Bırakalım o çocuk istediği kadar şiir yazsın. Benimle onun arasında bir yarış olamaz. Bu dünyada şiir yazmasını bilenlerle hayatı şiir gibi yaşamasını bilenler var. Ve bir şeyden eminim. 8 yaşındaysanız ve eğer aşıksanız...